Hello everybody, how are today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün People I Love ünitemizin birinci bölümüne geçiyoruz. Hemen sayfamızı değiştirelim ve Kasım ayı programımız gelsin arkadaşlar. 30 Kasım'da ne yapıyoruz? People I Love One, yani sevdiğim insanlar ünitemizin birinci bölümünü işleyeceğiz. O zaman derse geçmeden hemen size ödevlerinizi vermek istiyorum. Sıfırdan üçe tüm dersler kitabımız geldi. Buradan sayfa 270 ve 271'i açıyoruz arkadaşlar hemen. Video sonrası ne yapıyoruz? Hemen gidip ödevlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet burada neler var? Kelimeler var. Öğrenmemiz gereken cümle yapılarımız var. Sonra burada da hemen testimiz var arkadaşlar. 270 ve 271 size ait. Ödevinizi de verdikten sonra sayfama bakıyorum. Merhaba Tonguç. Nasılsın? İyiyim öğretmenim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Peki Tonguç hazırsan hemen bugün neler göreceğiz bir resmimizden anlamaya başlayalım. People I Love sevdiğim insanlar demek değil mi? Tonguç burada sevdiği insanları göstermiş, ailesini göstermiş. O zaman biz bu ünitede neler yapıyoruz arkadaşlar? İnsanları tanıtacağız değil mi? Yani onların nasıl olduklarından bahsedeceğiz. Peki hazırsanız hemen sayfamı çeviriyorum. Let's start. Evet bugün neler öğreneceğiz arkadaşlar? Describing characters and people. Yani karakterleri ve insanları tanımlamayı öğreneceğiz. Important words, önemli kelimeleri öğreneceğiz bu üniteye ait ve sonrasında practices alıştırmalarımızı da bol bol çözeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Dersimize hemen başlayalım. Evet burada görselli kelimelerimiz var değil mi? Burada arkadaşlarımızın nasıl olduklarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Hemen yazmaya başlayalım. Evet burada Ağır bir arkadaşımız var değil mi? Yani heavy diyebiliriz değil mi? Heavy, ağır demek. Peki burada da thin, yani böyle daha güçsüz, daha zayıf bir arkadaşımız var değil mi arkadaşlar? Heavy ağır, thin zayıf demek. Peki buraya bakalım hemen burada da boylarına bakıyoruz arkadaşlarımızın. Burada uzun boylu bir arkadaşımız var. O zaman ne yazıyoruz? Tall. Burada ise kısa boylu bir arkadaşımız var. Short. Evet arkadaşlar dikkatinizi çektiyse bunların hepsi böyle zıt kelimeler değil mi? Biz bunları ne diyeceğiz o zaman? Opposite. Yani zıt anlamlı kelimeler arkadaşlar bunlar. Birini bulduğumuzda diğerini hemen tahmin edebileceğiz zaten. Burada küçük bir kedi görüyorum. Peki küçük ne demek arkadaşlar? Small. Burada daha köpek daha büyük kediye göre değil mi? O zaman ne yazıyorum? Big büyük. Devam edelim arkadaşlar. Burada neler var? Evet bu arkadaşımız daha güçlü değil mi? Bakın kaslarına o zaman güçlü yazmamız gerekiyor. Bu arkadaşımız için strong güçlü demek. Burada da güçsüz bir arkadaşımız var. O zaman ne yazıyorum? Weak. Güçsüz demek arkadaşlar. Peki burada ne var? Hemen bakıyorum. Burada Tangut daha hızlı koşuyor değil mi arkadaşlar? Bakın böyle tozu dumana katmış. O zaman ona ne yazıyoruz? Fast. Hızlı. Burada Tangut da çok yavaş kalmış değil mi? O zaman ne yazıyoruz? Slow. Yavaş demek arkadaşlar. Burada yaşlı bir amcamız var. Çok tatlı. Peki yaşlı ne demek arkadaşlar? Old. Genç ne demek? Young. Şimdi kelimelerimize bakalım zıt anlamlarıyla birlikte. Heavy are thin, hafif böyle zayıf diyebiliriz. Tall uzun boylu, short kısa boylu demek. Small küçük, big büyük. Slow yavaş, fast hızlı. Strong güçlü, weak güçsüz. Old yaşlı, young genç demek arkadaşlar devam edelim. Evet kelimelerimizi öğrendik değil mi? O zaman şimdi bir eşleştirme yapalım. Let's match. Buradaki kelimelerle birlikte zıt anlamlarını eşleştireceğiz arkadaşlar. Bakın burada ne var? Big var değil mi? Yani büyük. Peki o zaman big ne demek arkadaşlar? Büyük demek değil mi? Peki small ne demek? Küçük demek. Devam edelim. Fast. Hızlı demek arkadaşlar. Bakın burada bir çita var değil mi? Peki onun zıttını bulalım hemen sizlerle birlikte. Evet. Slow ne demek? Yavaş demek arkadaşlar. Fast, slow. Big, small. Devam edelim. Old, yaşlı demek. Young, genç demek arkadaşlar. Devam edelim. Big, güçsüz demek. Strong, güçlü demek. Peki burada ne var? Hemen bakalım. Tall, uzun boylu demek. Short, kısa boylu demek. Burada fat, şişman demek. Burada ne var arkadaşlar? Slim, ince, zayıf var değil mi? Bu şekilde eşleştirmemizi yaptık. Devam edelim. Evet burada da cümle kurmamız için öğrenmemiz gereken bazı öznelerimiz var arkadaşlar. Peki biz onları neleri nelerle kullanıyoruz bakalım hemen. Ay ne demek arkadaşlar? Ay ben demek değil mi? Ay ben demek. O zaman Tonguç bunu elinde tutsun. Peki arkadaşlarımızdan bahsedelim. She o demek ama kızlar için de o demek. O zaman ben bunu Tongül'e veriyorum arkadaşlar. She kızlar için de o demek. Peki erkekler için o ne demek? He demek arkadaşlar. Erkekler için o demek he. Burada ne var? It kaldı. Biz it'i de cansız varlıklar ya da hayvanlar için kullanıyoruz. O da o demek arkadaşlar. Tekrar edelim. I ben demek. Hatta şöyle yazalım. Ben. She o demek kızlar için o demek ama unutmuyoruz. He de o demek erkekler için o. It o demek kimler için hayvanlar ya da cansız varlıklar için kullanıyoruz arkadaşlar I, she, he, it bunlar bizim öznelerimiz. Evet. Şimdi de ne yapıyoruz resimlere bakıp boşlukları dolduracağız arkadaşlar hemen başlayalım. I am kendisinden bahsedecek Tonguç değil mi? Peki ne diyebiliriz? Hmm, mesela genç diyebiliriz. O zaman ne yazıyoruz? I am young. Ben gencim diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu arkadaşımız ne desin bize? Ben güçlüyüm desin, değil mi? O zaman ne yazıyoruz? I am strong. Yani ne dedik? Ben güçlüyüm dedik arkadaşlar. Bu arkadaşımız ne desin? Bakın çok uzun boylu değil mi? O zaman ne diyecek bize? I am tall. Ben uzun boyluyum diyecek arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Cümlelerle birlikte kendimizden bahsettik arkadaşlar. Zaten aynı demekti. Ben değil mi? Hepsini de öyle çevirdik. Siz de bu şekilde kendinizden bahsedebilirsiniz. Devam edelim. Evet şimdi de gördüğümüz arkadaşlarımızla ilgili bahsedelim bakalım. She is. O nasıl biri arkadaşlar? Bakalım. Zayıf biri, değil mi? O zaman ne yazıyoruz? She is slim. O zayıf. Zayıf biri, değil mi? Peki. O nasıl biri arkadaşlar? Bakalım. Boyu kısa görünüyor. Hatta Tonguç'tan da kısa, değil mi? Tankuta bakalım. O zaman ne yazıyoruz? He is short. O kısa boylu. Bu şekilde de cümleler içinde kullandık arkadaşlar. She is slim. He is short. Devam edelim. Evet şimdi de geldik öğrenmemiz gereken bir soru kalıbına arkadaşlar. Ne diyoruz burada? Are you young? Yani genç misin dedik değil mi arkadaşımıza? Bakalım bu arkadaşımız yaşlı olduğu için ne diyecek bize? No, I'm not diyecek değil mi? Yazalım. No. I'm not. Hayır, değilim dedi bize. Peki bu arkadaşımız ne diyecek arkadaşlar? Yes, I am diyecek değil mi? Yazalım. Yes I am, evet gencim, evet öyleyim diyecek. Bu şekilde olumsuz kısa cevap vermeyi öğrendik. Bu şekilde de olumlu bir kısa cevap vermeyi öğrendik arkadaşlar. Bu tarz sorularda genellikle ne yaptık biz? Arkadaşımıza nasıl olduğunu sorduk değil mi? Are you young? Genç misin? No I'm not. Hayır değilim. Yes I am, evet gencim demiş olduk. Devam edelim. Şimdi de o soruyu he ve she ile birlikte kullandığımız öznelerle soralım arkadaşlar. Is she tall? O uzun boylu mu? Bakalım. Evet uzun boylu bir arkadaşımız. O zaman Tankut olumlu bir cevap versin. Yes yeah, she is. Evet öyle. Şimdi de olumsuz bir cevap versin arkadaşımızı kısa olarak düşünelim arkadaşlar. O zaman ne yazıyoruz? No she isn't. Hayır değil demiş olduk arkadaşlar. Is she tall? O uzun boylu mu? Yes yeah, she is. Evet uzun boylu. No she isn't. Hayır uzun boylu değil. Bu şekilde kısa cevap vermiş olduk arkadaşlar devam edelim. Practice. Look at the pictures and circle the correct options. Ne yapıyoruz? Resimlere bakıp doğru seçenekleri daire içine almamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. He is tall or short? Hadi karar verelim. Bakın tonguç burada uzun boylu değil mi? O zaman ne seçiyoruz? Tall. Uzun boyluyu seçtik arkadaşlar. He is tall. O uzun boylu demiş olduk. Short ne demek zaten? kısa boylu demek arkadaşlar bu zaten gitti onun tam tersi. She is old or young. She is old or young. Hangisi arkadaşlar sizce? Genç değil mi? O zaman neyi seçiyoruz? Young. She is young. Old ne demek zaten? Yaşlı demek. Bu zaten gitti olmuyor arkadaşlar. She is young. O genç. Peki. It's slow or fast. Bakın burada bir çita var değil mi arkadaşlar? Çitalar nasıl olur? Hızlı olur. O zaman doğru cevabımız fast. It's fast. O hızlıdır demiş olduk arkadaşlar. Bakalım burada. He's tall. She's young. It's fast. Devam edelim. Geldik diğer alıştırmamıza. Look at that elephant. Ne diyor cümlemiz? Şu file bak diyor değil mi? O file bak. Peki. It is. O nasıl arkadaşlar? Kocaman büyük bir fil. O zaman o büyük diyeceğiz değil mi? Ne yazıyoruz? Bakalım. Small. Küçük diyebilir miyiz? Hayır. Big diyebilir miyiz? That's right. Büyük diyebiliriz değil mi? Fast diyebilir miyiz peki arkadaşlar hızlı? Hayır. Buradaki doğru cevabımız nedir? 5 şıkkı arkadaşlar. It is big. O büyük değil mi? Bu şekilde doğru cevabımızı bulduk. Devam edelim. Evet, geldik diğer alıştırmamıza. Which matching is wrong? Hangi eşleştirme yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Strong güçlü, big zayıf, geçsiz demek peki? Bu doğru eşleştirme olmuş arkadaşlar. Yani burada biz zıt anlamlı kelimeleri eşleştiriyoruz değil mi? Bakalım. Old ne demek? Yaşlı. Young ne demek? Genç demek arkadaşlar. Evet bu da bunun zıt anlamlısı zaten. Bu da doğru bir eşleştirme. Tall ne demek arkadaşlar? Uzun boylu demek. Peki small ne demek small? Küçük demek değil mi? Hayır. Bunun zıt anlamlısı bu değil. Burada biz yanlış eşleştirmeyi bulduk. Peki onların zıt anlamlarını yazalım. Tall short. Small big. Bu şekilde olması gerekiyordu zaten. Burada yanlış eşleştirmemizi bulduk. C şıkkı devam edelim. Look at the picture and complete the dialogue. Resme bakıp diyalogumuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Tangut ne sormuş? Is he weak? O güçsüz mü? Zayıf biri mi arkadaşlar, güçsüz biri mi? Hayır, değil mi? Bakın kasları da var Tangut'un. O zaman biz buraya ne diyeceğiz acaba? Tangul'un cevabını bulalım. Yes he is. Evet öyle diyebilir mi? Hayır. No he isn't diyebilir mi? Evet bunu diyebilir. Çünkü o güçsüz değil, değil mi arkadaşlar? Güçlü biri. Yes it is diyebilir mi? Bakın, iti biz zaten insanlarla birlikte kullanamıyoruz arkadaşlar. Bu da zaten yanlış bir cevap. Buradaki doğru cevabımız B şıkkı. Yani no he isn't olacak, değil mi arkadaşlar? Yazalım. Hayır, değil. Çünkü o nasıl bir arkadaşlar? Strong. Yani güçlü biri, değil mi? He is strong. Devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Important words yani önemli kelimeler öğrendik. Sonra ne yaptık? Describing characters and people yani karakterleri ve insanları tanımlamayı öğrendik. Sonra ne yaptık? Practices alıştırmalar yaptık arkadaşlar. Ünitemize ait bol bol soru çözdük. Peki o zaman şimdi sizi ödüllü sorunuza baş başa bırakıyorum. Görüşürüz Tonguç. Görüşürüz öğretmenim. See you. Goodbye.